Şimdi gıda, o zaman önümüzdeki 10 yıl böyle bir gıda bir sorun yaşa, bu hani bizim ülkemizde de Bill Gates geldi, bir şeyler aldı herhalde, tarlalar, bir arsalar, bir şeyler aldı. Ne oluyor peki Çin'de bu arsa meselesi? Bill Gates buradan arsa topladı. Ne yapacaklar bu arsaları? Şimdi Anadolu toprakları, özellikle Ege bölgesi ve Ergetezbök Tanrı'nın yürüdüğü topraklardır. Kimin için? Paganlar için, kimin için? Yahudiler için, kimin için? Hristiyanlar için. Elbette biz Müslümanlar için de kıymetli. Çünkü baktığımızda Anadolu, Evet. İslam'ın bugün 1000 yıldır Türkler kalemi ve kılıcıklığını yapıyor. İşte bu noktada Ege bölgesinde 7 kıyamet kilisesi vardır. İnayet dönemi kilisesi. 7 uyandırılacak melekler kilisesi de denir. Artı Efes'te 4 İncil'den birinin yazarı Yuhanna'nın bazilikası vardır. Doğru. Artı Meryem Ana evi vardır. Bugün Doğru. olduğu söylenen yerde değildir. Meryem Ana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol altındaki bir bölgededir. Meryem Ana evi. Bunları anlayamazsak, dini terminolojiyi anlayamazsak, paranın tarihini anlayamaz isek Batı siyasetini anlamak mümkün değildir. Evet. Şimdi bu, peki önümüzdeki 10 yıl sıkıntılar olabilir. Savaşlar, kıtlıklar. Şimdi siz diyorsunuz ya, hani ne teyze ve ne amcaydı sizin? Muharrem amca, Fatma teyze. Fatma teyze, Muharrem amca. Fatma teyze rahmetli anam, Muharrem amca rahmetli Öyle mi? babam. Allah rahmet eylesin. Babam bir milli güreşçiydi. Şampiyon yağlı güreşçi, milli Allah güreşçiydi. rahmet eylesin. Onlar böyle sizin gibi dostlar sayesinde yad ediyorum ve bir Ne şey güzel. söyleyeyim. Buyurun. Allah onlardan milyon kez razı olsun. Amin. Razı Onlar olsun. olmasaydı ben burada olmazdım. Mutlaka. Hep böyle sözünüzü onların ismini zikrederek Fatma teyze, işte Muharrem amca diye başlıyorsunuz. Şimdi bizi izleyen Fatma teyzeler, Muharrem amcalar ve eğitimli arkadaşlar, hatta eğitim Tabii. olan olmayan herkes. Şunu soruyorlar ya, peki biz ne yapalım? Yani bir evimiz var, bir arabamız var, 3-5 çeyreğimiz, altınımız var, biraz da paramız var yastık altında. Peki biz ne yapacağız bu ortamda? Bunları nasıl tutacağız elimizde? Çok Bunu güzel bir soru. erimekten nasıl kurtarırız biz bunları? Tabii. Bir, hemen Ukrayna'dan son bir şey söyleyeyim. Evet. Ukrayna toprakları Avrupa'nın 100 yıl önümüzdeki 100 yıl hububat ihtiyacını karşılayacak bir coğrafyadır. Hayda. Evet. Bakın 100 yıl Ukrayna coğrafyası Türkiye'ye kadardır hemen hemen toprağa. Evet. 100 yıl Avrupa'nın hububat ihtiyacını karşılayacak bir coğrafyadır. Peki şimdi Rusya buna mı konmaya O konuyor çalışıyor? tabii. Konuyor. Avrupa Çünkü çünkü 2014 Kırım'ı işgal ettikten sonra Rusya'da bir gıda güvenliği stratejisi geliştirildi. Ben bunun YouTube'unu da yaptım. Eğer önümüzdeki 5 yıl içinde Rusya domates ihraç etmeye başlarsa şaşmayın. Allah Allah. Sera, çünkü bu şey var ya, doğal gazla ısıtmak ucuz ve Rusya'da bol. Doğru. Ve bunu çok iyi kullanıyorlar. İşte buradan ne yapmalı? Bir kere şunu söyleyeyim. Önümüzdeki 10 yılda herkes, bakın iddialı söyleyeyim, Evet. herkes çiftçi olacak. Paramızı nasıl koruruz? Evet, bir, Onu söylüyoruz. tamam. Evet. Herkes önümüzdeki 10 yılda çiftçi olacak. Nasıl çiftçi olacak? Kimisi İstanbul Ataköy'deki evinin balkonunda domatesini, maydanozunu, marulunu yetiştirecek büyüklükte. İmkanı yoksa onu yapacak. Veyahut da Bağcılar'da. Veyahut da işte Erenköy'de. Veya falan Antalya'nın bilmem neresinde veya bilmece. İki. Ben bütün gençlere özellikle söylüyorum. Yaptığınız mesleğin dışında bir yan meslek öğrenin. Yani ben efendim işim şudur, A işini yapıyorum. Ben bunundan para kazanacağım. Hayır. Önümüzdeki 10 yılda mesleklerin yarısı değişecek. Yarısı da değişime uğrayacak. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. Üç. Mutlaka ve mutlaka. Şimdi Türkiye aylardır, birkaç senedir de dövizde yatıyor, dövizde kalkıyor. Ben bunu ilk bundan 10 yıl kadar önce insanlara şunu söylemiştim, hatta Habertürk televizyonda. Kardeşim bu dolarla, avroyla falan uğraşmayın. Ya, Türk yatırımı altındır, altına yatırım yapın deyince Evet. Allah rahmet eylesin. Bir de bir yaşlı profesör abimiz vardı, bana dedi ki, yahu dedi, hoca dedi, sen dedi milleti ölü yatırıma yönlendiriyorsun. Abi dedim, dolar ve avro canlı yatırım mı? Kaldı ki dedim, Amerika, Avrupa, ben avroyu tanımıyorum, doları tanımıyorum dediğinde tuvalet kağıdı bile olmaz ama Roma döneminden bir sikke bulursanız altın sikke zengin olursunuz. Ha, o zaman şu var. 20 yıl 20 yıl Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın başkanlığını yapan Greenspan 20 yıl milleti 5 para etmez kağıt paralarla avuttular. Sonra 2017 yılında People dergisine bir mülakat verdi Alan Greenspan. Nihayetinde bir tek para vardır dedi. Altın. Altının dışındaki bütün paralar borçtur. Varsa altınınız sizindir. Ha, altının yanında gümüş, platin, palladyum da vardır ama gümüş sanayide çok kullanılır, spekülasyona açıktır. Platin, palladyumu onu Fatma teyzem, Muharrem amcam satmakta zorlanabilir. Ama Türk'ün 5000 yıllık klasik yatırım unsuru ki altındır.
Bir başka unsur. Şeyi sadece ekonomiyi rakamlardan ibaret saymasınlar. Evet. Ekonomi rakamlardan ibaret değildir. Nitekim 200 yıldır dünyaya şunu söylediler. Kardeşim, insanlar rasyoneldir, insanlar akılcı davranır dediler ve bunu yazan, çizen iktisatçılara, finansçılara birer milyon dolarlık Nobel ödülü verdiler ekonomi. Ama bundan 3 yıl önce efendim bir Amerikalı, ki ben ondan 2 yıl önce Nörofinans Davranış Ekonomisi diye bir kitabı ondan önce yazdım. Ama ben bir Türk Müslüman öğretim üyesiyim. Hı-hı. Beni kimse görmedi. Şöhretim de o kadar yok. Ama sonra şimdi Türkçe'ye de dürtme adıyla çevrilen Richard Taylor diye bir amca. Dedi ki, kardeşim siz insanlar rasyoneldir, akılcıdır diyorsunuz ama insanlar rasyonel ve akılcı falan değildir. Karısıyla kavga etmesinden tutun çocuğunun hasta olmasına, efendim ay sonunu nasıl getireceğinden itibaren insanlar psikolojik sahiplerle karar verir denildiğinde, he vallahi doğru söylüyor adam dediler. 1 milyon 100 bin dolar verdiler ona. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. Doğru.